Terraria'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle izlemediyseniz birinci bölümü izleyip daha sonrasında bu videoya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ilk videoya gelen beğeniler oldukça düşük. Bu yüzden video bayağı uzun bir süre geç geldi. Bu videoya ne kadar çok beğeni gelirse üçüncü bölüm o kadar hızlı gelecek. Şimdi iyi seyirler. En son videonun sonunda buz boyamına şöyle bir ev inşa etmiştik ve etrafı birazcık düzenlemiştik. Oyunda biliyorsunuz gerçekten çok fazla boss var. Şimdi sıradaki boss'umuz Eatrop Worlds'ü kesmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Biliyorsunuz önceki bölümde bu kalplerden iki tanesini kırmıştık. Üçüncü kalbi kırdığımızda bu boss ortaya çıkacak. Yani kalbi kırar kırmaz karşımıza boss çıkmış olacak. Onun için hazırlıklı olmalıyız. Ve hazırlıklarımızı yaptığımıza göre artık boss'u çağırabiliriz. Ve bir boss'u daha aradan çıkarmış olduk. Kolay bir şekilde kestik. Yani hazır buradayız. Daha fazla ödül alabilme şansımız varken bir kez daha kesmek istedim. Ve tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere... Evet, öldük. Şimdi elimizdeki malzemelerle yeni olarak ne yapabiliyoruz onlara bir bakmak istiyorum. Yeni bir kazma yaptım. Bu kazma sayesinde daha güçlü madenleri artık kırabileceğiz. Kalan madenlerle de yeni bir zırh yaptım. Bu zırh sayesinde hem defansım artmış olacak hem de zırhın set bonusu olarak ekstradan bize hız sağlayacak. Artık cehenneme giden bir asansör de yaptığımıza göre birazcık buraları lootlayabiliriz. Elimizde bulunan obsidyenleri birleştirerek
Şöyle bir item yaptım. Artık lav bloklarına dokunduğumuz zaman canımız gitmeyecek. Aynı zamanda suda yürüme botu olmuştuk. Bu botla beraber bu itemi birleştirebiliriz artık. Hem daha güçlü itemler hem de daha güçlü ekipmanlar yapmak için Hellstone toplamaya başladım. Ben bir yandan maden toplarken karşıma Fire Imp isimli bir yaratık çıktı ve içerisinden benim de çok istediğim Obsidian Rose itemi çıkmış oldu. Bunu hemen birleştirmek için base'ime geri dönüyorum ve artık hem lavda durabiliyoruz, bloklar bizi etkilemiyor, bütün itemleri tek bir ayakkabıda birleştirmiş olduk. Şimdi toplamış olduğumuz madenlerle neler yapabiliyoruz? Gelin beraber bir bakalım. Yeraltını seven iki NPC'yi yerin altında bir araya getirdim ve bu sayede artık buraya da kolay bir şekilde ışınlanabileceğiz. Daha sonrasında aynı sistemi jungle biyomuna da yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten buraya git gel yapmak zor oluyordu. Solucan boss'undan sonra sırada arı boss'umuz var. Bunun için jungle'da birazcık arama yapmamız gerekiyor. Arı yuvası bulmamız gerekiyor diyeyim daha doğrusu. Şimdi arı yuvası bulduk ama alan küçük olduğu için birazcık hazırlık yapmam gerekiyor. Çünkü dar alanda sıkışırsak boss bizi öldürebilir. Ve artık hazırız. Yani sanırım.
ve bir boss'u da aradan çıkartmış olduk. Bu bölümün burada sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümlerde daha keseceğimiz çok fazla boss var. Videonun çok da fazla uzun olmasını istemediğim için videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi ne kadar çok beğeni gelirse diğer video o kadar hızlı gelecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.